Tabii şu ana kadar Suriye'de Esed rejiminin katliamına dünya seyirci kaldı. 600 bin kişinin katledildiği bir ülkede ara ara kimyasal silahlar kullanılıyordu. Önceki gün İdlib'de yine kimyasal silah kullanıldı. Yaşlı, genç, çoluk çocuk, kadın kız demeden orada kimyasal silahla beraber katledildi, öldürüldü. Bir suçun kimyasal silah olmayışı onu makul hale getirmez. Ama kimyasal silah kullanmak, bırakın İslami olmayı, insani olmanın bile çok ötesine götürüyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Ama bir o kadar daha üzücü ve sıkıntı doğuran konu, Türkiye'de bununla alakalı tiye alabilecek, alay edebilecek kadar insanlık dışı yorumların yapılmış olmasıdır. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir kısım insanların hayvanlara gösterdiği hassasiyet, onda birini Suriye'deki kardeşlerimize göstermesi beklenirdi. Ama insanlığın tamamen durduğu, insanlığın tamamen yok olduğu ne yazık ki kesitler var. Bu da onlardan bir tanesi. Irak'ın kendi anayasasına göre, Irak halkının verdiği kararla beraber gerek Erbil'e, gerekse Kerkük'e, gerekse Basra bölgesine ve Bağdat bölgesine ayrıştırdığı bir alan var. Buna karar veren Irak'ın dışındaki güçler değil, Irak halkının kendisi. Buna göre Kerkük'e bir Kürt bayrağının asılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunu Barzani ile alakalı dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. O bayrağın orada asılı kalması ileriye dönük Irak'la alakalı, Irak'ın toprak bütünlüğünü korumayla alakalı ciddi tehditler oluşturur. Bizim gerek kendi toprak bütünlüğümüzle alakalı, gerekse komşularımızın toprak bütünlüğüyle alakalı çok net ve kararlı bir duruşumuz var. Bunun Irak'a fayda sağlamayacağını düşünüyoruz. Mutlaka yerel yönetimin, Erbil yerel yönetiminin bununla alakalı daha aklı selim bir tavır ortaya koymasını bekleriz. Orada başka ülkelerin de yardımıyla böyle bir tavır takınmak hiçbir şekilde kabul edilemez. Şekilde devam ediyoruz. Sayın İl Başkanımızın, Seçim Koordinasyon Merkezimizin gerek milletvekillerine, gerek belediye başkanlarına, gerekse teşkilatımıza verdiği görev çerçevesinde bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah Kayseri üzerine düşeni yapacaktır. Şimdiye kadar bundan önceki seçimlerde, 11 seçimde üzerine düşeni yaptığı gibi ve Ankara'nın, Türkiye'nin siyasi yükünün önemli bir kısmını da zaten omuzlayacaktır. İyi bir oy oranıyla beraber Kayseri evet diyecektir inşallah. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.